Birçok uygulamada dinamik uygulama geliştirmeyi anlatmıştım. Dinamik kontrolü falan. Silverlight'ta da bunları yapabiliyoruz. Herhangi bir masa üstünde, ASP'de vesaire. Silverlight'ta bakacağız bunlara. Öncelikle şuraya bir bakalım. Grid'in adı Layout Root. Ben bir şey ekleyeceksem buraya eklemem lazım. Dinamik olarak. Çünkü dinamik dediğimiz şey burada Xamarin.Lang'da yazılmayan şey. C# tarafından yazılacak. Bir bölgeye eklenmesi gerekiyor. Bir layout kontrolü. O da bizim grid'imiz. Koda geçtik. Ben bir tane metot yaparak başlayacağım buna. Geriye textbox döndüren create thickness alsın. Bu margin için kullanacak. Bunlar şu an textbox oluşturuyoruz. Margin'i dışarıdan gelen margin. Diğer özellikleri vermedim şu an. Return TR.
daha anlaşılır bir şekilde yapmak için var TX'de 1 TX'de 1 aynı işi yapıyor ya da tasarım yapalım dinamikle. Ana çerçevemiz grid. Buna root grid de diyebiliriz. Bu root grid'in bir margini vardır. XAML'da neye tekabül ediyor? Şunu yapacağız. Margin benden thickness ister. 10 veririm. Tamam. Önce bendeki XAML'dan, XAML tasarımdan ne yapmak istediğimi buraya yapıştırıyorum. Görsel olarak aklınıza canlanır bu şekilde. Grid'de kalıp definition'lar vereceğiz. Üreteceği XAML bu olacak. Definitions. Nokta et. Benden column definition istiyor. New column definition. Bunun lidini kullanırız. İlki 100. Benden grid length şeklinde bir şey istiyor. Öyle kafana göre veremezsin diyor. Ben de buraya yazarım diyorum. Sıkıyorsa almasın diyorum. Ve sorun kaldı. Altında da durum farklı. Bir yıldız olayı var. Bakalım overloadlarına. Bakın double value. Bir grid unit type star. Bu da bu şekilde. Diğer zamanım bu.
tahmin ettiniz nasıl olacağını. Row definitions at new row definitions. Buna da header'i vereceğiz. İlki auto. Auto da gridline.auto şeklinde. Üçü de aynı. Dördüncüsü de star. Kullanıcı girişi yaptığımızı düşünelim. Burada ad yazacak. Adı da text blokta yazacağız bari. O zaman bunu üretmemiz lazım. Bunun için bir tane metot yapıyorduk. Yarım bırakmıştık, onu yapalım. Bu işimizi gördüm. Görmez. Şimdi gridin mantığı neydi? Satır ve sütunlar. Ben kontrol oluşturduğumda tamam kontrolü yaptım. Bu gridin neresine eklenecek? Belli değil şu an. Ama belli olması lazım işte. Onu da belirtmem gerek. Bunları verdikten sonra int row, int column. Grid set column. Benden kontrolü ve column istiyor. Set row tb row. Bu kadar. Artık ben bundan bir şeyi geriye döndürüyorum ama o döndürdüğüm şeyin nerede olacağı da belli. Grid'in neresinde? Aynısını aşağıda. Text blokta ayrıca ne lazım? En önemlisi. Yanlış. Küçük oldu. Tamammış burası. Tekrar bakalım. Text block 1. Text, yükseklik, margin ve hangi gridin hangi satır ve sütununda olacağını belirtiyoruz. Text box'ta da benzer şekilde margin, yükseklik, genişlik, yükseklik ve bunlar. Bakalım. Bunu oluşturmak için buraya belirttik. Hepsini yazdık. Text bloklar hazır. Şimdi soyad text box'ını mı yapacağız?
Özür. Adın label hazır, blok. Soyadın blok hazır. Soyad ve adın text box'ları olacak. Bunlar daha kolay. Genişlik ve yüksekliğe bir sabit bir şey verelim. Text box 40. Ya, genişlik 100 ve 40 olsun hepsinden. Diğeri de 0. 0. satır 1. Birinci satırda olacak altta. Doğum tarihi de aynı şekilde blok hazır. Şimdi de şey yapacağız. Bir date picker. Bunun için bir tane kullanacağımızdan dolayı ekstra bir şey yapmadım. Date picker. Burada normalde date picker gelmiyor ya. Bunu ekleyebilmek için şuraya bir tane date picker attım. O burada SDK ekledi zaten. Otomatik olarak C# tarafında da görmüş oldu. Soru bu önemli değil. Diğerleri şu. Control state picker içinde geliyor ama mevzu şu. Buradaki SDK. Sonuçta bu sadece XAML'ı değil, aynı zamanda C# tarafını da yönetiyor. Yani burası XAML mantığında olsa bile bizim şurada yaptığımız her şey bir kontrol aslında, bir nesne. .NET sınıfı. User kontrol olsun, grid olsun. O yüzden burada yaptığın şey arka tarafı da bağlıyor. Bir nevi using eklemiş oluyorsun. Aslında. Şuraya yapmış gibisin yani. Bakalım nereden? Windows Controls. Ne o? Bak, Windows Controls. Picker'ın margini new thickness 3 grid set row element biz picker ikinci satır grid set kalın picker diğerlerini de eklemedik. Bakın şu label'ları eklemedik mesela. Şunu da ekleyelim yukarıya.
margin. 3. Sonunda biz aslında bir grid oluşturduk. Bu hiçbir yere bağlı değil şu an. Benim bunu şuna eklemem lazım. Layout root. O da bunun çığlığını. İğrenç bir şekilde oldu. Amacımız bu değildi. Yani dinamik sonuçta ama en azından ne olduğunu anladık. Dinamikte de böyle. Şimdi bunu bulabilirsem ne güzel.
Xbox. Bundan önemli. Yukarıda bir de sonra sıfır yapmışız. Evet, bakın aslında şu an oldu. Sadece ben buna çerçeve verdim. Bir boyut vermediğim için yayıldı. Çerçeve neydi? Ben şurada orta bir geliştik. Toplam hız ne? Bu kolon 100. Geri kalan star 150 dersem yükseklik auto auto o zaman auto. Şimdi bir şey biraz daha bir şey benzerelim. Çok şey benzerim bu. Aslında oldu. Patlatan şey elik ayarlar. Genişliklerden kaynaklı sığmama durumu var. Bu neydi? Genişlik. Bir text box'ın genişliği 100 ise yanında bir de label'ın olduğunu düşünüyorsak bakın. Ve bu evet, genişliği yok. Varsayılan bir genişliği var ama varsayımını da katarsak tahminen biraz daha bir şeye benzerim. Yani oluyor. Genişlikleri vermezsem kendisi otomatik değer alacaktır. Text blocklarda yükseklik şimdilik pek sorun olmasa da zaten metnin kendisi var. O kendine bir boyut belirleyecektir. O zaman kes. Aslında başlangıçtaki hata şuradan dikkatimi çekti. Bakın şurada boşluk bırakmadı ben bunu koyunca. Halbuki hata olmayınca düzeltmesi gerekiyor bir kere. Buraların köşe nokta.
kazanmaya gerek yok. Yani boyut veriyorsan doğru planlaman lazım. Biz başlangıçta boyuta göre planlamadık şablonu. Boyut vermiyorsan da kontrollere de boyut vermemen lazım burada. Çünkü kontrole boyut verdin diyelim. Örneğin 200. Çerçevesi 150. O zaman 50 piksel dışarıda kalacaktır. Bu da dinamik yöntemimiz. Dinamik kontrol olarak şunları metoda çevirdim. Onu çalıştırmayacağım. Creative Controls diye yeni bir metot yaptım. Burada da XML olarak ben bir string oluşturuyorum. Ama bunun yapısı çok hassas. Yani bir tane bir şunlar arasında boşluğu unutun. XAML'ı parse edemeyeceği için hata verecektir. Bunların hepsinin hesaplanması, doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Sonrasında da bu bir UI element sonuçta. Yani şu bir grid. O da bir UI element olduğuna göre benim bu XAML'ı, XAML'da bir XML, nasıl XML Reader diye bir şey var, XML Writer. Burada da XAML Reader'ın load'u ile bunu al, load et ve UI element'e dönüştür, ata, layout'a ekle. Şurada bakalım bir derdine. Clean solution. Buyuruz. Bir hata var. Şuraya, şurada sorun oluyorsun. Burada patlıyor olmalı. Diğerine gelmiyor çünkü. Burada da sorun. Burada bekleyelim. Evet, problem oraya gelmiş. Kapatıp açacağım.